kurban olduğum Allah'ım. Şu işine bak. Tarlada bırakıyorsun kabak oluyor. Topluyorsun dolma oluyor. Kabak çiçeğe dolması deyip geçme. O da sevgi istiyor. Aşk gibi emek istiyor. Denizimin en sevdiği. Oğlum. Sevgi gibi emek vereceksin ki o zamanın tadına güzel olsun da. Zeynep'i bunu en çok sevdim abla. Osman çardaktan, suyu bardaktan. Bir yol öpüveren çil horozum, ilimon yanaktan. Amanın ilimon yanaktan, asman çardaktan, suyu bardaktan. Bir yol öpüveren çil horozum, ilimon yanaktan. Amanın ilimon yanaktan. Oo, bakıyorum da oğlun geliyor diye döktürdüm Melahat. Melahat? Ben sizi çıkaramadım, biz askerlik arkadaşımıydık sizle. Pardon annem. Tabii annem, kuzum benim. Abinle senden başka kimin var? Tabii döktüreceğim ben bunları. Bakacağız bakalım. Ama abim torpilli bence. Üstüme gelme. Benim oğlum aylardır evden uzakta. Askerden dönüyor. Ha, götür şunları. Nerede kaldı bu Zehra? Kuaförde. Niye gitmiş ki kuaföre? Abim geliyor anne. Süsleniyordur. Tamam tamam. Ağzın çalışmasın, elin çalışsın cadı. Hadi bakayım götür şunları. Yüzük gibi yapmış, tak parmağına dolaş. Bak neler oldu, bak bak bak. Hamsilerin hepsi horona kalktı da ya. Oy gözünü sevdim. Baba. He canım. Ablam nerede okuyor? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okudu da ya. Tekniktir da. Yani aslında sen iki gün evi onun yanına gidip geliyordun yani, yanındaydın değil mi? Bilmiyormuşsun. Da sen bana yüklemeliydin. Ya o okudu, ben de okudum da ya. O sınava çalıştı, ben de çalıştım. O uyudu, ben de uyudum da. Oy Zeynep'im gelin. Ben de heyecandan bayılacağım da ya. La bunlar ne bu? La deli ettin de beni ya. Bu ne biçim Mısır'dı? Ben öyle mi dedim Ömerciğim? Kaşkı yaylanı Mısır'ını getir demedim mi ya? Baba kızma, az bir dur bak. Ula aklıdık kardeşim, ne deli arıyorsun sen? Ablacığım, araya girme ablacığım. Araya girme, seninle bir işim yoktur. Bak ne diyorum, Ömer'e dedim ki, abi Mısırlar ilerim, Kaşkı yaylandan getir dedim. Bak ne etti. Abunları getirmiş böyle koçanıyla bana. Bana kakalıyı ya. Bu Mısır çok güzel duruyor. Alavut yaylasının Mısır'ıdır bu. Ne diyorsun ablacığım? Bakayım hele. Elavuttur da ya. Nereden buldun? Ben sana ne dedim babacığım? Ablam üniversiteyi bitirmiş gelmiş. Ben işe safsaklar mıyım? Olur mu öyle şey ya? Ömerciğim, Ömerciğim ya. Bak şimdi üzüldüm da ya. Boşuna mı kırdım seni Ömerciğim? Gel bir sarılayım. Nasıl? Sıkıldım seni bu hallerinden de böyle romantik romantik takılarsın. Sen Karadeniz uçarsın. Adam gibi davran. Seni de öpeceğim. Ya. Hadi hazırlıkları yapın. Zeynep'im yoldadır. Yaptık da hazırlıkları. Daha ne hazırlığı edeceğiz? Ya hadi dayan.
başım dönüverdi ama sanat eseri oldu vallahi. Zehra? Abla. Neredesin kızım sen? Abla, ben sabah uyandım da böyle saçlarım yapış yapış olmuş. Kırıklarını ucundan azıcık kaldırayım diye kuaföre gittim. Bizim Rahim bize de bırakmadı. Bırakmaz. Şimdi bu saç modaymış da o yüzden illa da bunu sana yapacağım diye diretti. E sen de direnemedin. Yaptırdın. Güzel olmuş ama. Değil mi bayım? Heh. Güle güle kullan. Al bunu da masaya koy. Hadi. Demek saçların kırılmak için bugünü bulmuş Zehra abla. Ay kızım bırakın bir gevezeliği ya. Bir gidin bakın masalarda eksik bir şey var mı? Hadi annem. Anne millet gelmeye başlamış. Ay zaman o kadar geçti mi ya? Ben daha üstümü başımı toplamadım. Sen her halinle güzelsin Melahat Sultan. Kuzum benim. Hadi sen misafirlerin yanına git. Geliyorum ben. Hoş geldiniz Caner Hanım. Hoş geldiniz. Geçin oturun Halicim. Gel canım gel otur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Aman efendim. Kimler gelmiş. Hoş geldiniz Eşref abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Seyir. Hoş geldin paşam. Hoş bulduk Melaş. Ya gözün aydın. Bak denize bütün daha seni geliveriyor gari. Ya çok şükür çok şükür Eşref abi. Darısı başınıza inşallah. İnşallah benim yakışıklı oğlum askerliğini yapacak. Vatana millete hayırlı bir evlat olacak. Asıl benim paşam gidecek askere de Deniz abisi gibi adam oluverecek. Ben büyüyeceğim dede ya. Ana, o neler? Babam büyür de işlere yardım et diyor. Bana ne, ben daha oyun oynayacağım. Oy ağzını yerim ben kuzum. Sen babana ne bakıyorsun aslan oğlum? Sen yeter ki büyü. Ben senin işlerini yapıveririm. Yeter ki ana. Oturun hadi. Ay, ay, ana. Hadi. Lan. Gel. Geç. Zaman geçmiyor. Nasıl heyecanlıyım. Nerede kaldılar? Gelir kız meraklanma. İnşallah. Siz oturdunuz. Tamam. Suyumuz muyumuz var mı? Şşş. Allah'a bak. Gören de oğlunu evlendiriyor sanacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Melahat. Hoş geldin başkan. Her şey yolunda, bir eksiklik yok. Değil mi? Çok şükür. Yani belediyemiz ne istersen yapar bugün. Çünkü özel bir gün bugün değil mi? Allah razı olsun. Başımızın üstünde yeriniz var. Siz geldiniz yeter bize. Buyurun oturun. Hoş geldiniz hadi geç. Belediye de Nuri'nin kendi malı sanki. Baksana bol keseden sallıyor. Sus, ne duyacaklar şimdi? Geliyorlar. Ay oğlum geliyor. Yaşat bu mutluluğu, askerliğini bekleyene yaşat ama.
kızım geldi de ya. Oy Zeynep'in güzelliğine bak, aynı halasına benziyor. Yok be ablacığım, ne de sağa benziyor. Zeynep'im aynı anasına benziyor da rahmetli karıma. Gözlerine kurtul benziyor senin. Görmüyor musun? Aynı bana benziyor. Ayrıca biraz yaşlanmış olabilirim. Ama Zeynep'im benim tıpkı gençliğimdir. Hem atalarımız ne demiş? Kızlar alaya, oğlanlar dayıya benziyor demiş. Ablacığım, kusura kalma ama hiç kendine pay çıkarmaya çalışma. Zeynep'imin güzelliği aynı rahmetli anasıdır da. Az germe Şevket. Zeynep'imin güzelliği anasından değil, halasındandır. Hayır. Kapatı. Hayır dedim, anasıdır. 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 Halasıdır. Yo, ne inatçı keçisin, aynı anasıdır da. Halasıdır dedim, konu kapandı, bitti. Hayır, aynı anasıdır diyorum. Halasıdır. Yo, ne inatçı keçisin, anasıdır da. Halasıdır. Bunlar bu gidişle ablama sarılamadan gidecekler. Nereye gidiyorlar la? Öbür tarafa Dursun abi, öbür tarafa. Allah korusun, ben daha Zeynep'i isteyeceğim. Havalar meftunumsa ben kimler isterim Zeynep'i? Boğaz gelme benimle. Babacığım. Babacığım. Ablam geldi. He ya, Zeynep'im geldi de ya. Ah benim güzel kızım. Okulu bitirdin de geldin mi kızım? Anasının kopyası okumuşudur bu. Hoş geldin kızım benim. Sınıf arkadaşımızsın. Memnun oldum. Ben de memnun oldum da ya. Gelin daya. Gelin daya. Medani iftarımız geldi daya. Hadi horona daya. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Baba hoş geldin. Dayıcığım benim, hoş geldin. Çocuğum benim. Ne yapıyorsun? Hoş geldin, sefa geldin. Hoş geldin. Hatır. Deniz. Ne yapıyorsun kız Eren? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yaptın kız saçını öyle? Ne yapmışım ben saçıma? Ne bileyim ben, bir değişik olmuş. Kötü mü olmuş ki? Yo, değişik işte, güzel güzel. Güzel. Oo, Eşref amcam. Vay, efelerin efesi gelmiş. Vay benim Eşref amcama bak ya. Vay be. Efelerin efesi geldi. Hoş geldin. Hoş gördük. Yavrum hiçbir şey de yiyemedin sen geldiğinden beri. Senin için yaptım ben bu kabak çiçeği dolmalarını. Kuzum aç ağzını. Anne ne sırası mı şimdi ya? Nasıl şimdi sırası? Aç ha, aç. Ya. Çok zayıflamış bak, ya. Efelerin efesi gelmiş diyoruz gari. Allah Allah. Vurun bir armandalı. Oynayın bakayım. Geçim abi. Abim. Hoppa. Paşam. Akbin, Trabzon. Yok Fikret teyze, ben geliyorum. Peki. Olsun, seni öyle de seviyoruz. Uy, daha üç gün önce gördüğüm ablacığım.
şükür kavuşturana da. Evet evet, bizimkileri biliyorsun. Biraz abartacağız. Oy kardeşim, kardeşim, şükür kavuşturana. Zeynepciğim, hoş geldin memlekete. Beni özledin mi? Yani bizi. Tabii özledim, özlemez olur mu? Dursun abi. Abi derken? Abi canım, ne de olsa memleketin havası başkadır. Özlemişsindir. Sonuçta, Trabzon nerede, Rize nerede? Trabzon ile Rize arası 75 kilometre Dursun abi. Anlamadım. Bir saat falan sürer yani. Afkur Ömer. Çekilin da, çekilin bakayım. Gevşek gevşek konuşmayın da. Biz Zeynep'in karnını doyurayım da ya. Hop, babanın buzlamasını özlemişsindir. Aç bakayım ağzını. Baba, aç bakayım ağzını. Hop, hey, Rize'nin değerli halisi. Ulan kime diyorum ben ya? Siz de dedim de bir dinleyin de ya. Kızım, Karadeniz'in Teknik Üniversitesi'ni bitirip mimar olmuştur. Bundan sonra memleketteki her şey mimari nizamda yapılacaktır. Alkışlasanıza ya! Daha güçlü alkışlayın da! Ha böyle ya! Kızım! Bir daha bunun tadına bakacaksın. Çare yoktur. Aç bakayım ağzını. Ben yerim acelesinde. Aç bakayım ağzını. Hop! Hadi horona da ya hep beraber. Kalkın da ya. Horona da. Çekilin. Çaltılımcı. Deniz, lokma döktürdük. Sen seversin. Oo, sevmem mi ya? Özlemişsindir de. Özlemez mi insan? İyi. İyiyim valla. Yok kullanmış. Aferin kız. Senin alan yaşadı valla. Anne, şişt bak kız hele. İyi ben de. Bir tane yiyeyim bari. İyi. Oğlum! Kasabanın en güzel, en yakışıklı oğlunu ben doğurmuşum annem. Tü, maşallah. Of anne. Kaç kere daha söyleyeceğim sana ne kadar diye. Ay, çocuğum maşallah. Kız, yakında oğlanın düğün yemeğinde yapacaksın değil mi? Niye kız, daha yeni geldi askerden çocuk, ne düğünü? Bak bak bak, seninkiler orada kumbulağı gibi konuşuyorlar. Senin artık nasıl bir hayal dünyan varsa bilemiyorum yani Sevim. Onlar birlikte büyüdü ya, kardeş sayılır. Neden çıkarıyorsun öyle şeyleri? Hem senin de kızın var. Ya kız çocuğu için çok ayıp. Ay ne fenası. Ama ne dedim ki Mela? Sen biliyorsun ne dediğini. Geç geç. Hah, Mercan, zurnadan mı korktun oğlum sen? Ha? Ya zurnacı bir uzak et. Bir uzak et bakayım. Korkma sen, korkma. Nasıl öleceğini düşünüyorum. Baksana ne kadar mutlu. Ay yoruldum ya. Ne oldu, daha yeni başlamıştık. Zeynep, sen babana Ege'de iş bulduğunu söyleyebileceğinden emin misin? Evet, niye ki? Yani baksana, bunların dibinden mezun olup memlekete döndün diye yaylada şenlik düzenliyor. Ben seni sığacığa göndereceğini hiç sanmıyorum. Yok, ben halledeceğim onu. Ya babam önce çıldırır, sonra fıttırır, ardından da bayılır ama biricik kızına da kıyamaz yani. Zeynep uşağım! Gel bakayım buraya. Hadi bir ateş etesin de Karadeniz'in kızı olduğunu gösteresin. Gel, gel. Gel bakalım buraya. Uy, kurban olayım sen. Uşağım benim, uşağım kızım benim. Alasının uşağı. Yaylalar, deliler. Ha bu sıkacağım kurşunlar sizlere değil dur. Kendi kalbime dur. Seveyim ola, seveyim. Artıma bu gayet olma ayrım.
Dursun ne ediyorsun? Aşka mı geldin? Aşka geldim Şevket Emice. Ben aşık oldum. Hayırdır la? Kime aşık oldun? Tanır mıyız? Tanırsınız, tanırsınız. Çok yakındır kendisi. Kimlerden? Sizlerdendir. Ne diyorsun la? Yani sizlerdendir, bizlerdendir, onlardandır, herkeslerdendir. Ya abur, dağlar, dereler, yaylalar nerede var ya? Bırak, pazarayı bırak. Ha bu horon, ha bu insanlar nerede var Şevket Emice Cumhur'a? Ben aşık olmayayım da kimler olsun? Dursunum doğru dersin ya. Zeynep'im geldi ya. Ha bu tabiat gözüme daha iyi görünüyor da ya. Benim de gözüme daha bir iyi görünüyor. Senin gözüne niye iyi görünüyor ha? De bakalım, niçin? Sen şimdi insanları topladın, Zeynep'in mezuniyetini şenlik tertükledin ya. Ondan herhalde. Ben gireyim horona, horona gireyim ben. Dayanamayayım, çok güzel oynayayım. Ben gireyim horona. Gir bakayım, gir bakayım. Ben de geleceğim. Gir bakayım. Hadi, hadi bakalım ha uşaklar. Hadi, hadi, hadi bakalım ha uşaklar. Gelsin mi? Gelsin mi? Gelsin mi? Nerede bulacaksın ya? Kızım gel sen de. Gel senin de evin saygılı. Durun bakayım ben de bir yapacağım. Askerlik bitti. Şimdi ne iş yapacağım diye düşünüyorsun değil mi? Anne ben... Ben sana bir şey demeyi unuttum Deniz. Hı? Bizim dükkanın karşısında boş bir dükkan vardı ya. Hı? İşte ben orayı tutuyorum oğlum. Şahane. Ya işleri büyüteyim diyorum. Öyle güzel hayallerim var ki. Sen niye öyle bakıyorsun? Anne bak ben sana... Benim sana bir de sürprizim vardı. Ama ısrar etme söyleyemem. Yani belki ucumdan biraz söyleyebilirim. Sen şimdi buraya böyle oturdun, kara kara düşünüyorsun ya, ben ne iş yapacağım diye. Düşünme. Anne, bak konuştuk ya bunları, ben kendi işimi yapacağım dedim mi sana? İşte oğlum, ben de onu diyorum. Sabret diyorum. Annem bak, beni dinle. Tamam. Biz yatalım şimdi. Öyle bakma. Kurban olurum seni verene ben. Sırtındaki sepetun ben olayım amali, ben olayım uy amali, ben olayım ha, oh ben olayım amali, ben olayım ha. Aç beyaz peşte mali, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yu. Sabah sabah ne bağırıp duruyorsun, neyin türküsüdür bu ha, böyle ya karga sesini uyandıracaksın kızları. Aç beyaz peşte mali, bir göreyim yüzünü, bir göreyim... Ablacığım, keyif türküsüdür de ya. Zeynep'im,
mimarlığı fakültesini bitirip memleketine döndü ya. Onun içindir de. Doğru diyorsun. Diplomalı yeğenim oldu. Hey ya. Günaydın. Günaydın kızım. Aha da uyandı. Günaydın canımın içi. Baba Laz böreği mi yaptın? He daha. Laz böreği ettim. Özlemişsindir. Mis gibi kokuyor. Al bakayım. Şu sütlaçı da kaşıkla bakayım hemen. Senin o kız arkadaşının ismi neydi? Firuzan. Ha, Firuzan dedi ki, Şevket amcacığım dedi, muhlama et bana dedi kahvaltıda. Onu da yapacağım birazdan ha, bu hamuru açtıktan sonra. Ha, yap tabii, yap. Oy kızım benim ya, akıllı kızım ya. Okudu kendini, mimar etti. Bana bak, bizim ailenin en akıllısı sensin. Şevket. Ne ablacığım? Bu kız bu aklını benden almıştır. Bak şimdi ya, gene kendine pay çıkartıyorsun. Aklını aynı babasından almıştı. Halasından almıştır. Yok ablacığım, babasından almıştır. Halasından almıştır. Babasından almıştır. Halasıdır dedim. Ya babasıdır dedim de ablacığım. Halasından dedim bitti. Babasından dedim de ya. Babasından. Halasından. Babasından. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Hep oluyor. Bir şey yok. Kızım, günaydın da. Bir duralım mı? Siz kardeşsiniz değil mi? He. He. Yani bu durumda ben aklımı ikinizden de almış olmuyor muyum? Ama ben babasıyım da ablacığım. Babayım da ya. Tabii. İskala! Oğlum gelmiş, ben ona otlu gözleme yapmam mı? Allah! Ama sen hiçbir şeye dokunmamışsın. Oğlum zaten incecik kalmışsın, hiçbir şey yememişsin, hasta olursun. Tamam annem, yiyeceğim hepsini. Yiyeceğim annem, yiyeceğim. Sen de al bakayım. Söyle. Annem ben size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Abin yemiyor, sen niye yemiyorsun? Ondan sonra da soruları çözemiyorum. Anne ben soruları çözemiyorum, kafam çalışmıyor. Çalışmaz tabii, yumurta ye, zeytin ye. Abi bana yardım et. Ne oldu kız? Abi annem beni bitirdi. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum diye nefes aldırmıyor vallahi. Şaşırdık mı? Melahat Sultan bu. Böyle bana da yaptı aynılarını. Bravo. Besle, büyüt. Bir araya gelsinler böyle senin karşına. Ya kötü mü yaptım oğlum? Bak dağ gibi, aslan gibi mühendis oldun. Askerden döndün. Böyle salınan salınan sokağımızdan geçiyorum. Hem ben söylüyorsam sana söylüyorum yavrum, kendime mi söylüyorum? Sen kız çocuğusun. Kolunda bir altın bileziğin olması lazım. Yarın öbür gün elin oğlu sana bir şey dedin de başını yere eğmemen lazım. Kırarım vallahi herifin bacaklarını. Hem bak sana bir şey diyeceğim. Anne ben yok, okumakta benim gözüm yok. Ben gideyim dükkanda çalışayım diyorsan buyur. Yok. Ben en iyisi sınavlarıma tam gaz çalışayım. Ama istersen ben sana her zaman yardımcı olurum anneciğim. Ah benim boncuğum, aferin kızım, aferin. Nasıl güzel değil mi? Nasıl güzel söylüyor mu? Ama bacım böyle işte. Ses var, görüntü var, idraat yok. Bak şimdi, annem kahvaltıdan sonra güzelce burası masamızı topla, bu taşlarımızı bir güzel yıka, ondan sonra kapımızı kilitle, dükkana gel. Ay yasaman anne ya. Aa, kendin kaşındın hiç oflama. Son dakika golünü atıverir, çok iyidir bu işlerde. İyi gözleme yaparım. Hadi bakayım soğutmadan. Neyin şun? Çok önemli işlerim var benim bugün. Sen bana bir şey diyecektin annem, ne diyecektin? Sonra diyeceğim annem. Hadi iyi. Hadi soğut. Bakalım. Başka bir şey.
şu an. Al bakalım sıcak dur. Yavaş yavaş. Yavaş sıcak. Yavaş yavaş yanmayın. Yanmayın. Ellerine bak, çok güzel. Ay çok güzel. Ben burada kalsam kesin 100 kilo olurum. Ye kızım da, ye ye, rahat rahat ye. Bizim buranın bayırı, dağı meşhurdur. Ha bu tarafa gideceğim, öbür tarafa gideceğim derken et tutmaz adam. Keyfine bak da. Afiyet olsun Şevket Efendi. Oy, Ufuk yengeciğim. Gel otur hele, birlikte olsun da. Sağ olasın, biz o işi gördük. Gözün kaydın. Zeynep gelmiş. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Allah'ıma şükürler olsun. Geldi daha yengeciğim ya. Düğün ne zaman? Ne düğünü? Kızımın düğünü de. Ya şimdi sırası mıdır? Ne diyorsun sen? Kaç yaşına geldi, evlenmeyecek mi? Turşusunu mu kuracaksın? Merak etme sen. Karşıya ile de bir Kadri var. Onu ile baş göz edeyim seni. Uşaklı. Yengeciğim. Ne diyorsun? Ne başı gözü ya? Tamam o zaman. Öteki yerlerde Kamil var. Ona ver hadi, o da uşaktır. Ya delirtme de beni yenge. Ne diyorsun? Hayırlı iştir. Sebap kazanan kötü mü? Yavrum istersen aşağıki köylerden. Bak ya sabah sabah şekerimi yükselttin benim yenge. Ne diyorsun sen? Delirtmeyin de beni. Allah'ım olsun. Abla. Ne oluyor burada? Domuz mu girdi bahçeye? Ne ediyorsun ablacığım? Ağzımın dediğini kulağını işitiyor mu Fikri? O ne biçim söz? Size de iyilik yaramaz. Yarın bir gün kapıma gelirsiniz. Patçı evlenemedi diye. Evlendirmem ona göre. Ben daha size karışmıyorum. Nasıl bilirsin söyle de. Yürü git. Diye diye gideyim ya. Benim kızımın tasası size mi kaldı ya? He? Delirtmeyin adamı. Tamam babacığım, dur Allah aşkına ya. Ya bayılacağım şimdi ha. Sabah sabah şekerlerim yükseldi. Ne dersin, bence tam zamanı. Aynı şey düşünmüş. Babacığım sen üzme kendini. Ya sen niye uyuyorsun onlara? Nasıl üzülmeyeceğim kızım? Daraldım da. Daraldım da. Ben seni niçin okuttum? Niçin mimar ettim seni? Bu memlekete doğru düzgün ev yapasın diye ettim da. Ha bunları çevresi kapansın diye ettim da. Tamam ben de o yüzden diyorum. Sen üzme kendini. Ben iş buldum bile. Ha. Ne araç buldun fındık? Ne diyorsun sen? Hani benim okulu bitirme projem birincilik ödülü almıştı ya halacığım ve babacığım. Almış mıydı? Bana iş teklifinde bulundular. Yani hemen gel çalış diyorlar. Çok büyük bir firma. Ben boşuna mı okuttum kızımı? He? Aranan mimar oldu da çoktan. De bakayım nerede dur bu iş yeri, Rize'de mi dur? Yok az uzakta. Nereye dur? Çayırlı'da. Yok az daha ileri. Trabzon'da. Yok. Trabzon'dan ileride ne var? Akçabat'ta mı dur? Yok. Vakfı Kebir'de dur. Nerede dur? Nerede dur? Benim işim... Seferihisar Sığacık'ta. Sığacık neren ilçesi dur? Sığacık nerede dur? Nerede dur? Ege'de. Ege... Başıma gelenler! Başımıza gelenler. Oy bu kız aynen babasını kızı oldu. Vay Şevket. Şevket bana bak. Hemen bu paçayı evlendiririk. Hemen bu paçayı evlendiririk. Bak sana hakkımı helal etme. Dedim konu kapandı. Bitti. Dur bakayım abla. Siz beni eldirecek misiniz ya? Ha? Sizin niyetiniz nedir? Şekerimi yükseltip beni gebertecek misiniz siz? Hiçbir yere gidemezsiniz. Ama baba ya. Ne babası? İskala. Rahmetli anacığıma verdin söz. Kızım, rahmetli anacığın rahmetlidir. Benim de doğum olacak bu evde. Öyle mi dur? Öyledir. Karnım da aç kaldı. Otur Şevket, otur sofraya. Ne oturacağım ya? Ne oturacağım? Görmüyor musun? Sofraya kesilmez. Bırak ablacığım, bırak. Baba gel baba. Ne babası? İskala! Boşuna mı okuttum ben seni? Ha? Siyacık, Siyacık neresidir ya? Ege neresidir? Burada Karadeniz var iken. Ege nedir ya? Ege deniz midir ya? Ha?
Babayım. Babayım değil mi? Benim dedim olacak da. Ne babasıyım? Günaydın. Günaydın. Ay mamamı yiyin. Lan pis pis. Lan erişmelerin hayvana. Ne tutuyorsun diyor. Yemek yiyor görmüyor musun? Isıcakta su içsin diye şey yaptı. Hele. Ne oluyor burada? Ne olacak başkanım? Bu yine hayvanlara eziyet ediyor. Yok etmiyor. Nuri Başkanım hoş geldin. Biraz çay içer miyiz? Çay içeriz, çay içeriz de sen hayvana eziyet mi ediyorsun? Yok etmiyorum ya. Sen çay mı içiyorsun, kahve mi? Ne istiyorsun Nuri Başkanım? Ediyor başkanım, ediyor. Bütün hayvanlara eziyet ediyor bu. Bak bu mahalle arkadaşı falan dinlemem. Hayvana eziyet ediyorsan cezayı keselim. Sade, hayvana eziyet etmenin cezası kaç? En son 400 liraydı başkanım. 400 lira? Nuri Başkanım ama ayıp olmuyor mu? Asıl ayıbı sen ediyorsun. Yaz başkanım yaz. Buna en ağır ceza yaz da bunun aklı başına gelsin. Hayvan düşmanı. Hatta bence siz bunu hapse atın. Hapse atın? Doğru söylüyorsun Hatice. Sade yaz bakayım. Yazma bakayım Sade. Melahat hoş geldin. Nasılsın? Günaydın. Günaydın başkan. Ne yapıyorsun sen böyle gene? Niye eziyet ediyorsun sabah sabah esnafa? Ben eziyet falan etmiyorum. Ben görevimi icra ediyorum. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben, yani işimiz bu bizim. Sen bir onu bırak da bir gel ben sana bir şey diyeceğim. Gel. Ne oldu Melat? Ya başkan. Bak bak. Bu Hatice ile İbo'nun evliliği zaten zelzeleli. Sen de şimdi gelmişsin böyle ceza yazacağım falan. Yapma böyle şeyler. Gelme ortalığı. Varsa bir kabahati çekersin kulağına. Melat ben bir şey yapmadım. Ben de bugüne bugün buranın belediye başkanıyım yani. Dolayısıyla benim dediğim aslında sadece... Nuri. Tamam Melat, bu sefer senin dediğin gibi olsun. Hazır mı benim siparişim? Hazır Melat abla, hazır. Hazır Melat abla, hazır. Kızım, her şeye mana bulma. Bak dükkanın bereketi kaçar. Kili Sunan Govan'a da eziyet ediyor diyorum, görmedin mi? Sen benim domatesleri, siparişleri Zehra'yla yollarsın. He. Melat abla sağ olasın. Eziyet ediyorum benim kedilere. Yok ya ben ıscakta senin nesillerde su veriyordum. Beni yanlış anladın. Isçak hava. Kolay gelsin Sedat, ne yapıyorsun? Oo Melat abla hoş geldin. Ya sana bir şey diyeceğim. Şu benim dükkanı konuştun mu? Benim dükkanın yanındaki dükkanı. Onu ben konuştum, hallettim abi. O iş tamam. Tamam diyorsun. Tamam, senin için rahat olsun. Benim yani. Senin tabii dükkan. Ben gelmişken o zaman bir kontrat falan bir şey imzalayalım mı? Onu hindi yapamayız abam. Adam İzmir'e gitti, dükkan sahibi. Gelsin hallederiz. Ya cayarsa ben bir kapora falan verseydim. Kaporaya mapora'ya gerek yok abam ya. Sen beni güven. İyi hadi o zaman. Sana güveniyorum. O iş bende. İçin rahat olsun senin. Kolay gelsin. Gidiyorum ben. Dur gitme. Bir çay götüverem sana. Alacağım olsun. Kolay gelsin canım. İyi bakın. Hadi görüşürüz. Gördüğün sözü tutacaksın. Yoksa günaha girersin. Allah kabul etsin. Şu bizim kızın ettiğine bak ya. O kadar okuttuk, büyüttük. Neymiş efendim? Ege'de iş bulmuş. Göndermiyorum arkadaş ya. Babası değil miyim ben? Nedir ya tepeme dolaşıyla? Riv tepeme konuşuyorlar. Şevket'e ne oldu? Dişe şeyle mi Musa'la atılmış bana? Tövbe deyin uşaklar. Şevket imanlı adam. Ulan Şevket hayırdır? He? Basri abicim bana mı dedin? Hayırdır? Hah.
Ben de onu dedim abicim. Hayır dedim de ben de. Ulan ben de hayır diyorum da. Bak nasıl akıllı adamsın. Aynı şeyi söyledim. Ben de hayır dedim abicim. Ulan ben neye hayır dediğimi bilmiyorum ki. Madem neye hayır dediğini bilmiyorsun, öyleyse niçin bana hayır diyorsun? İşime niye karışıyorsun abi? Bak kendi kendine konuşuyorsun. De bakayım derdin ne diyor? Yoktur bir derdim. Vardır da yoktur yani dert midir bilmiyorum abicim. Ya bir karar ver de dert midir değil mi? Basra abicim. Şimdi senin karı ölüm döşeğinde olsa ne edeceksin? Bir de bakayım bana. Ulan konu benim karıya ne aracı? Ya misal olarak söylüyorum da ki senin karı ölüm döşeğinde dur. Son bir isteği vardır. Öldü gitti. Ne edeceksin? İmam efendi başım sağ olsun bilmeydim. Ulan neyi bilmeydin? Karı ölmüş de. Git şuna dalga geçme ya. Ya deli etmeyin de beni. Ne ortalığı karıştırıyorsun? Misal olarak söyledim da ne edeceksin şimdi? Sözünü tutacak mısın? Tuttuk. Bir söz vermiş. Ulan Şevket, ben bugün camide ne anlattım? İşte bunu. Anladım da Basri abiciğim. Ya birileri bunu kullanır, ikide bir de benim önüme getirirse nasıl edeceğim? İş karışır. Şöyle edeceğiz. Gideceksin rahmetlinin mezarına. Ona güzel bir dua edeceğiz. Rahmetlilere dua okumak iyi dur. Hem sana da iyi. Ettuğun o dua senin içine huzur verir. Allah-u Teala sana doğru yolu bir gün mutlaka gösterir. Öyle değilsin ha abicim. Öyle değil. Anladım, anladım. Hadi. Ben kaçıyorum. Sağ olasın. Selametle. Hadi güle güle. Şimdi ne oldu İmam Efendi? Az bir anlat. Ben bu Şevket'ten bir şey anlamadım. Boş ver ula. Sen anlamasan da o. Allah Allah. Ula ben bir eve gideyim. Bir bakayım karıya. İyi mi? Hadi kalın sağ olun. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Ben hiç umutlu değilim kızım. Babanın seni göndermeye niyeti yok. Vallahi ben de şaşırdım. Bu sefer çok sert çıktı. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum Firu. İnada bindirmese bari. Hayır yani sizinkilerle de konuşulmuyor ki hemen parlayıveriyorlar. O inatçıysa ben de inatçım. Sonuçta onun kızıyım değil mi? Yani aynı inat genleri bende de mevcut. Doğru Karadenizlisin. Evet burada böyle. Karadeniz'de böyle. Her şey bittikten sonra inat devreye girdi. Annene verdiği söz de etkili olmadı. Evet ya. Ben de en çok ona güveniyordum biliyor musun? Ay ben gideyim de hazırlanayım. Uçağı az kaldı. Ben bırakacağım seni. Vallahi aklımda sende kalacak. Ararım. Konuşuruz. Kolay gelsin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hasta yatağındayken sana bir söz vermiştim. O söz aklımdan çıkmıyor. Abi öyle gözümün içine bakmıştı. Bana bir söz vereceğiz. Son nefesini vermeden. Bana bir söz vereceğiz. De bakalım. Ben okuyamadım. Zeynep'im okusun. İşinin başına olsun. Sen sebimi koru, kolla. Ama yoluna taş koma. Olur mu öyle şey Gülüm? Söz veriyorum da. Anlaştık mı? Anlaştık da. Söz Fatime şu. Sağ verdiğim sözü tuttum da. Zeynep bu mimarlığın fakültesinden mezun oldu. Diploması elimdedir. Lakin tutturdu Ege'ye gideceğim diye. Ne dediysen fayda etmedi de. Sen dersen ki gitsin. Gitsin. Ulan
askerliği de yedin mi oğlum? Yedik bitti vallahi. Ama ne yapacaksın, kararlısın. Gideceksin. Biz denizimize kavuştuk diye bayram ediyoruz burada. Adam geldiği gibi geri gidiyor. Dedin mi Melahat anneye bir şey? Bu kadar mutluluk geldiğin için ağzımı açtığım anda lafı sokuşturuveriyor ağzımı. Nasıl sokuşturmayacak Deniz? Ulan İstanbul'da üniversite oku diye kadın burada o kadar çok çalıştı ki ziyaretine gelemedi lan sen. Geldi mi? E askerliğe gittin, sen mi askerlik yaptın, o mu askerlik yaptı, o da belli değil. Sus be oğlum ya, sus. Susmayacağım kardeşim, hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Sen İngiltere'ye git, ne edeceksin? Ne yapacaksın İngiltere'de? Ya sen bu havayı, bu doğayı, Melahat anneyi, Derya'yı nasıl bırakıp gideceksin ya? Sen bilir. Biz bilmiyoruz bu birader. Oraya gidersen güzel bir kariyer yapacaksın. Ne bileyim, insanlar burada sıkışıp kaldı, azıcık ferah yaşarlar diye düşünüyorum. Vallahi kardeşim, benim tanıdığım Melahat anne burada senin hasretini çekip rahat bir yaşam süreceğini, burada seninle birlikte kalayım, mücadele edeyim, Deniz'im yanımda olsun, gerekirse kıt kanat bize. Öyle der yani. Dur bak. Ya. Geldi ya lan. Ne geldi? Çek. Çek, 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 çek. Ulan Deniz. Vallahi ben seni bir yere bırakmam. Deniz'e bile bereket getirdim ya. Vallahi ben seni bırakmam bir yere. Şunun güzelliğine bak. Allah. Gele gele, kefal geldi. Kefal olsun, bir şey olmaz. Arkadaşın varmış mı evine? Varmış. İyi daha. Gitsin gitsin. Senin aklını karıştırıyor zaten. Baba. Bir kere daha düşün sen şu işi. Ve bak. Ya, bu iş benim için çok iyi bir başlangıç olacak. Lütfen yani son bir kez daha düşün. Şevket. Kardeşim. Seni çok güzel aklını yiyor mu düşüneceğim diye. Ben düşündüm. Düşündüm, düşünülecek bir şey yoktur. Abi Paçi'yi hemen evlendiriyorum. Evlenmesi. Ablacığım ne diyorsun sen? Ben ne dedim? Evlenmek yoktur dedim da. Az bir durun da ya. Düşüneceğim da ya. O zaman ayağını kıracak, oturacak Rize'de inşaatını edecek ya da evlenecek. Baba halama bir şey söyle. Ne diyeceğim şubla? Hah. Gidemez dedim, bitti. Ablacığım, daha bitmedi. Ben de dedim ki düşüneceğim dedim de belki gidebilir. Nenem la 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 la. Sen ne zamandır benim lafının üstüne laf ediyorsun? Ablacığım estağfurullah. Niçin senin lafının üstüne laf edeyim ya? Düşüneceğim dedim, belki gidebilir. Ben düşündüm, gidemez. Gidebilir ablacığım. Gidemez. Gidebilir. Gidemez dedim. Gidebilir dedim. Gidemez dedim. Gidebilir dedim. Gidemez dedim. Gidebilir dedim. Gidemez dedim, bitti. Gidebilir dedim, bitti. Git bakalım şuraya. Gel bakalım oraya. Gel bakalım oraya. Gel bakalım oracığım. Ne olacakmış göreyim bakalım. Dur bebeğim. Dur bakalım. Dur bakalım daha. Oy! Gidemez dedim, bitti. Ne ettin ablacığım? E deldin da. Ey gidi Fatimeciğim. Bana bir söz verdirdin. Sonra da beni bırakıp gittin. E nasıl edeceğim ben şimdi? Thank you.
çıktı kana. Kaybana bir sumada gitti. Gel sen cevap seni bak. Gel sen cevap seni. Sus. Sus. Bu ne? Hey. Sabah oldu. Güneş üzerinize doldu. Horozlar öttü, hala da yatışsınız. Zeynep. Hadi kalk kızım. Seninle işlerimiz var, kahvaltı hazır. Kalktın ana. Ne işimiz var? Çok soru sorma bana. Ömer. Kalk. Ha. Kalktın mı şu? Ha o yanındaki şahsiyete de de. Kahvaltı hazır dur. Hayda. Tamam hala geldik geldik. Göster bak ha. İşte burası bak. Ne güzel gördüm ya. Takası da var. Kalesi de var. Deniz de var ya. Günaydın lan Rıfkı. Günaydın abla, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın Nedim abi. Kolay gelsin. Günaydın hanımlar. Günaydın Melo'cuğum. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Melahat abla, günaydın. Günaydın Ahmet abi. Günaydın Melo. Ne yapıyorsun? Nasılsın İbo? Nasılsın Melahat abla? İyiyim, iyiyim. Ne yapıyorsun Açı? Melahat abla hoş geldin. Kız ne bağırtırıp durur müziği böyle bu? Sorma. Bunu ya yakacak ya. Sabahtan akşama kadar Haccem, Haccem de inletiyor ortalığı. Kız siberlenge bu. Sağır olacağız şurada. Seviyor işte seni ya. Aman sevmesi. Kız ne inatmışsın seni de affediver çocuğu. Geri al eve. Affetmem ahdım var. O mahkemeye de gideceğim. Onu da boşayacağım. Hele bak, söz verdim buna şahidimsin. Dönmek yok. Abla. Ya verdiysen o ayrı. Sen bana bir domat ver oradan da. Tartayım. Hatice, bir bak. Şimdi ablam sen bilirsin, senin kararın. Hiçbirimiz bir şey diyemeyiz. Ama ablan olarak diyorum ki sana, bak bu zamanda yuvayı kuruvermek kolay. Ama korumak çok zor be ya. Hale'yi düşün. Ben tek başıma nasıl zor büyüttüm o çocukları biliyorum değil mi sen? Hatırlıyor musun? Tek başına çocuk büyütmek çok zor ablam ya. Aman ben Hale'yi alıp da bir yere gitmiyorum ki. Aha babası istediği zaman gelsin görsün. Ben düşüneceğin kadar düşündüm. O düşünüversin artık. Daha veriyordum ben bu domatı. Ya beş lazım da taşıyamam, bellerim ağrıyor. 2,5 versene bir de kabak ve mücver yapacağım Deniz'ime sürpriz. Tamam tamam. İşimiz zor. Zamanı yer. Nerede kaldı şu şahsiyet? Acıktık da. Geliyor oğlum. Geliyor mu? Baba hadi gelsene acıktık ya. Ben gidiyorum. Ömer uşağım. Sor bakalım şu şahsiyete nereye gidiyormuş? Baba nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Kafama göre öyle gidiyorum. Fındığa gidiyorum. Çaya gidiyorum. Uzaya gidiyorum. Ağda geri vitese taktım. Bak aha kayboldum. La ilahe illallah. Neyse biz başlayalım. Hadi bakalım. Ver şuradan ekmeği. Buyur abla. Sen de kahvaltı çabuk et Zeynep. Uşağım. Seninle işlerimiz var dur. O da mı? Ne işimiz var bizim? Evleneceksin ya paço. Sağ hanımlığı öğreteceğim. Hadi çayları da koy ver. Hadi. Ben koyayım çayları ya. Rev 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 söylenip durma. Durma. Yok niye söyleneyim ben? Oh.
Günaydın. Günaydın. Seni rahatsız olmayacağım. Otur, otur. Dükkanın önünden geçiyordum da. Bir dedim uğrayayım. Bir dedim Eşref canımı bir göreyim. Bir dedim günün öpücüğünü, uğurlu öpücüğünü ondan bir alayım. Ya kısmetinle geldin. Geç otur, iki lokma bir şey ye. Yok yok Eşref abi, çok işim var. Dükkanı büyütüyoruz da biz. Ha, ben onu duydum. Kaçtaki dükkanı enginar kalbine ekliyormuşsun he? İnşallah, inşallah. Ama çok işimiz var. Boyası, badanası, şusu busu. Kontrat ettiniz mi bari? Yok. Şimdi bugün çeye uğradım, emlakçı Sedat'a. Dedi ki, mal sahibi dedi, İzmir'e gitti dedi. Geldiği zaman dedi, anahtar senin. O iş tamam dedi, inşallah. Oh, inşallah, inşallah. Madem o kadar işim var, biz seni tutmayan madem Milat. Ben zaten oturmayacaktım canım. Ben Eşref Can görmeye gelmiştim. Eşref Can, gel bir kuzum. Gel Can, gel bakayım bizim. Ne yapıyorsun? Oyna oynuyorum Melaş. Eşref Can, diyorum sana Melahat teyzeciğim diyeceksin. Ya ben seviyorum Meloş desin değil mi öyle Eşref abi ya? Meloş'tan sana bir küçük hediye. Sağ ol Meloş. Uy, bir öpücük. Bir tane buraya. Benim artık bütün işim gücüm rast gider. Uy yavrum benim. Hadi size de kolay gelsin. Ben de gideyim. İşim var da. Sağ olun. Hadi. Hadi görüşürüz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun inşallah. Aman. Bu da iyice kilo aldı. Gittikçe şişiyor. Vallahi dubu gibi oldu. Kadının arkasında niye konuşuyorsun gari? Ama oldu. Anne hakikaten kavgada söylemeyecek laf ettin yani. Ne dedim ben şimdi? Ne dedim ben? Bunlar da baba oğul Meloşlan'a laf söyletmiyorlar. Tövbe tövbe. Neyse afiyet olsun. Usta. Afiyet olsun, afiyet olsun. Aldırma sen, aldırma kayınvalidene ama. Ömerciğim, yanındaki şahsiyete söyle, Tüzi bana intikal ettirsin. Hala babamı duydun, Tuzlu intikal ettirir misin? Ömerciğim, al bu Tüzi, karşıdaki şahsiyete sen intikal ettiriverosun. Hasbinallah. Ev halkı beni dinlesin. Söyleyeceklerimin tekrarı yoktur. Yoruma da kapalıdır. Ben düşündüm, taşındım. Hatta kaşındım da. Bir karara vardım. Kızım sen o İzmir'e gitmeyeceksin.
Allah! Kesiverim suratını. Gel bir öpeyim seni kardeşim uşağım. Gel. Ablacığım bir dur da ya. Sözüm bitmedi ki. Niçin sözüme balıklama cumburlop attıysın? De, de uşağım, de, de. Diyeceklerim var da. Kızım. Gerekli araştırmalar yapılmıştır. Sonunda bir sonuca varılmıştır. Zeynep'im. Bu Ege'nin kasabasına hep beraber gideceğiz da. Anca beraber, kanca beraber. Öyle değil mi? Nasıl yani baba, biz de mi geliyoruz? Ne sanmıştın? Hep beraber gideceğiz da ya. Ömer'im, ablacığını Zeynep'i yalnız mı bırakacaktık? Sinan'ı aradım. Dedim ki bir dükkan istiyorum dedim. Bir de ev istiyorum dedim. Bitti ha. Oy, nenem la ilahe illallah, nenem la ilahe illallah ya. Ömer'im, sor bakalım Allah'ın Ege'sinde ne dükkanıymış bu? Bu aklı git babana, sor bakalım ne edecek şurada? Ömer, sor babana. Hakikaten baba, ne yapacaksın orada, ne dükkanı bu? Bu ne biçim sorudur ya? Senelerdir ben ne iş yapayım? Aynı işi yapacağım da. Fırtına Şevket'in meşhur Karadeniz dükkanında. Muğlama dükkanı yapacağım, da. Baba emin misin peki, bak bu gerçekten çok ciddi bir karar yani, hep beraber mi gideceğiz? Eminim da, doğrudur, hep beraber gideceğiz da. Canımın içi. Oy. Oy şu an bana bir şey oluyor. Canımın içi. Hala. Hala. Ay bana bir şey oluyor. Hala. Ölüyorum ben. Ölüyorum. Ablacığım. Hala. Ablacığım. Hala. Hala. Ellama. Alo. Ha Özgür Bey, iyi akşamlar. Deme. Vallahi de. Ay çok sevindim, çok sevindim. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum vallahi. Özgür Bey, bak hepiniz toplanıveriyorsunuz, bana yemeğe geliyorsunuz ha. Ben sana böyle güzel bir sofra kurayım. Tabii canım, patlıcanlı gözleme falan ne istersen yapıveririm. Hadi. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hayırdır annem ağzın kulaklarında? Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Sana iş buldum. Ne yaptın? Sana iş buldum. Ne işi ya? Bak şimdi, şu bizim Yangoy'da bir tane tatil köyü yapıyorlar ya. Biliyor musun? Oranın o büyük büyük başları bir gün bizim dükkana yemeğe gelmişler. Ben tabii bilmiyorum onların kim olduğunu. Nereden bileyim? Baktım güzel bir masa. Ben bunların masayı bir güzel donattım o. Bunlar yedikçe yedikçe bir mutlu oluyorlar, bir mutlu. Aman Melahat Hanım öyle güzel, aman Melahat Hanım şöyle güzel. Anne sebebi mi gelsin? Ya oğlum Zebi'yi niye hastalığıyla anlattırmıyorsun bana ya? Tamam. Aa, ne acelen var? Bırak bir anlatayım ya. Neyse ben bunlarla ahbap dost oldum. Yemekleri çok beğendiler falan. Dediler böyle böyle, biz dediler yandaki koyda çalışıyoruz. Aman dedim ne iyi. Biz dediler genç mühendisler işe alacağız. Amanın dedim. Sen orada dur. Bende var. Nasıl yani dedi. Dedim bizde hem genç hem mühendis var. Benim oğlum. Hemen dedi şeyini yollasın dedi. Hani o yazıyorsunuz ya orada çalıştım, burada staj yaptım işte oraya. CV. Abinin dedim o dedim. CV. Heh işte o ismin CV'sini dedi. Gönderdin. Biz gönderdik. Anne sen ne yaptın? Ama oğlum ne yaptıysam senin için yaptım. İyi bir şey yaptım. Kötü bir şey mi yaptım ben ya? Onlar da beni vermiş işte. Görüşmeye çağrı veriyorlar. Ne zaman? İki gün. Görüşme yapacak olan adam iki gün sonra geliyormuş. İki gün sonra gelsin dedi. Ama anne benim... Ya oğlum işte ne güzel işini bulduk sana. Okulun bitti, askerliğin bitti. Böyle bizim dizimizin dibinde burada. Oh çok şükürler olsun Allah'ıma ya. Ben de mutlu, kimse yok bu akşam. Çok şükür.
Ben yarın bir lokma döktürüversem mi ya? Nazara gelmeyelim diye. Uşaklarım Karadeniz ellerini bırakıp da İzmir ellerine gidiyorlar. Oy Zeynep kızım, sen ne ettin bize? Hala ne yaptım ki ben? Ya, iş bulmak suç mu? Ablacığım ne etsek? Bir doktora mı görünsek? Sen konuşma! Tabu aklı için aklına uydu da beni buralarda bırakıp gidersin. Sağ kal diye mi var? Ha nerede canım ben? Sen de gel de bizimle birlik beraberlik olur. Ha. Taşı toprağı aldın, Karadeniz'imi bırakacağım da Ege ellerine geleceğim. Allah yazıysa bassın. Ablacığım, niçin çocukluk ediyorsun? Kızım kalkmış gidiyor, ben dizimi kırıp burada mı oturacağım? Ha, deli kuşa diploma vermişler, nereye uçacağını şaşırmış. Allah. Ha, sen ablana yazdın geçtin, benim lafımı dinlemedin. Daha cenazeme bile gelmiyorsun. Şşt, sus. Tövbe ya, ne biçim konuşuyorsun ablacığım? Dedim bittim. Bu konuyu kapattım, gidiyorum. Görsünler bakalım ismini alırlar. Rizeli, Firtuna Şevket'in yemekleri nasıl? Siz niçin benim gözüme bakıyorsunuz? Kalkın hazırlanın da. Hemen gidiyorum. Hemen mi? Dema! Dedim bile! Ay var bir şey oldu. Allah. Ay. Neten hayırlı sabahlar. Vay Deniz'im hoş geldin, nasılsın ya? Kahvaltı ettin mi? Yok ben iyiyim. Hayatım Deniz'e de bir çay ver. Abi zahmet etmeyin ya. Estağfurullah ya. Nasılsın Deniz, nasıl gidiyor? İyi vallahi, ne yapayım, annemle uğraşıyorum. Al. Şu yan koyda yapılan yeni tatil köyü yok mu? He. Gitmiş oraya bana sormadan benim adıma iş başvurusunda bulunmuş. Değil mi? İki gün sonra da görüşmeye gidecekmiş. Gülme gülme. Görüyorsun değil mi Melahat anneyi? Fırtınalı Deniz'in aklından bile geldi. Gülme. Geldi mi çaylar? Ay ne oluyor be? Bize de anlatın. Bekir abi anlatır, işlerimiz var. Bizim Ahmet'le yapacaklarımız var. Gidip karşı dükkanı biz yapacakmışız annemiz. Hadi kalk. Aa ne bileyim ya? Daha çayları yeni koydum. Alacağımız olsun abla, buralardayız. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Abla mı? Ben senden kaç yaş büyüğüm ki? Öyle. Abla dedi. Sultan! Sultan! Gel kızım. Gel, suyunu getirdim ben senin. Yanmışındır sen, gel. Gel anne. Melcan günaydın. Nasılsın, iyi misin? Çay içtin mi sen? Yok, içmedim. Gel buyur, gel. Zehra. He abla. Kahvaltı tabağını Melcan'a getir. Tamam abla, getiriyorum. Melahat abla, sana bir şey diyeceğim. De oğlum. Fırtına geliyor. Hava güllük gülistanlık Mercan. Nereden çıkardın fırtınayı oğlum? Ama geliyor. Gelmesin oğlum, demesen öyle ya. Hava iyi böyle. Fırtınayı bilmiyorum ama iki tane şimşek geliyor. Hoş geldin Ahmet, nasılsın? Hoş bulduk Melahat anne, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Ne yapıyorsun annem? İyiyim kuzum. Ne yapıyorsun Mercan? İyi. Selam Zehra. Ne yapıyorsun? İyi. İyi, ben de iyiyim. Zehra, sen yemeğe bakarak ol kızım. Biz de bir dükkana bakalım. Gel oğlum, gel. Gel Ahmet. Boş he? Abla. Ah, unuttum ben ya bunu. Deniz. Oo, Şevket'i Bostan mı o ya? He. Deniz, sen seviyorsun ya Şevket'i Bostan, o yüzden yaptık. Ben de çok seviyorum. Bir tabak da Ahmet'e getirsene kızım. Ha, getireyim abla. Bak anne. Ne zamandan beri Şevket'i Bostan seviyorsun? Seviyorum oğlum. Bak bu, şu güzel ha. Bu olur. Fiyatı da uygun. Bizim masa sandalyeye de uygun. Oo güzel güzel, tamam. Melahat ablamın yerine getirsin sen, tamam? Tamam hadi, ben yoğunum, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun Sinan? İyi vallahi abla, sen ne yapıyorsun? İyiyim, sağ ol. Gözün aydın. Hoş.
geldiniz. Hoş gördük. Ha, abla, öbür gün 20 kişilik bir grup gelecek, ona göre hazırlıklı ol. Ya sen merak etme, o işi bizde 20-30 getirsen. Sen gelmeyecek misin? Ben yoğunum bu ara ya biraz. Grubu şoför getirir zaten. Bak yine çalıyor. Hadi görüşürüz. Hadi, anlayışı biraz getirsin. Kontlarını da yakıyorsun ha. Bu sıcakta. Ha söyle Şevket amca. Sinancığım, her şey hazır mı dur? Ya kimin yeğenidir ya? Hadi bakalım, kan sağlayacaklar. Hey, arayacağım. Helal olsun ya. Kimin yeğenidir ya bu Sinan ya? Sinan abim orada mı yaşıyor baba? Orada diyor. Haberiniz yok muydu? Baba. Canım? Biz böyle toparlanıyoruz ama benim içim hiç rahat değil. Niçin? Böyle hep beraber gitmeye ne gerek var? Ömer'in de düzenini bozuyoruz. Sen demiyor muydun ben memleketimin tadını çıkarmak istiyorum emekli olduktan sonra diye. Şimdi memleketinin yaylalarının tadını çıkaracağın zaman ve benim için başka memlekete yani gurbete gidiyorsun. Anca beraber, kanca beraber demiştim. Öyle dememişler mi? Ben seni yalnız başına nasıl göndereyim şimdi gurbet ellerine? Baba ama yani... Canımın içi. Ama baba değilsin da. Ananız sizi kime emanet etti? Bana etti de ya. Sizin için canım feda değil midir benim? Yani ablacığım, tependeyiz. Ben onun için mi söyledim acaba? Allah Allah, Sinan'a dükkanı tutturdum. Her şeyi hallettirdim, evi de hallettirdim. Tamamdır da ya. Hazırız, gideceğiz da ya. Bir sarılın da babanıza ya. Ne maceradır ya bu böyle. Yerim ben şimdi, kızıcıklarım. Alo. Firu. Ya biz baya toparlanıyoruz. Teyze, Şevket amcama baksın. Ya ben yalnız gideyim diyorum ama yok kafaya taktı tutturdu yani. Hep beraber gideceğiz. Benim babam Ege'de lokanta açmaya niyetlendi. Bir düşünür müsün? Benim babam Ege'de. Yani ben böyle herkesi peşimden sürüklüyorum ama iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum gerçekten bilmiyorum. Zaten halam da delirdi, yıktı ortalığı. Sakin ol Zeynep. Bir şeye başlayana kadar vır 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 vır. Öyle miydi, böyle miydi? Kızım yeme kendini. Koca adam istiyor ki geliyor. Ona da yeni macera çıktı işte. Ömer de sağlam çocuktur. Bence sen güven ona. Ben inanıyorum. Burada çok mutlu olacak. Doğru söylüyorsun. Bana bak Zeynep. Projeler elimde. Muhteşem olmuş kızım. Bu tatil gibi yıkacak ortalığı. Herkes adımızı duyacak. İnşallah yani. Babam zaten benden daha heyecanlı. Böyle herkese işte benim kızım mimar oldu var, yok tatil köyleri yapıyor falan diye konferans veriyor. Tamam. Tamam canım, öpüyorum. Abla ne bu suratınla? Gidiyorsun işte. Biz geliyoruz diye. Ya ne alakası var? Ben orada başımıza gelecek şeylerden korkuyorum. Ne gelebilir ki başımıza? Sen babamı bilmiyor musun Ömer? Babam gittiği her yeri küçük bir rezeye çeviriyor sağ olsun. Doğru. O zaman Ege hazır olsun. Şevket fırtınası geliyor. ₺720. Vallahi haklı çıktın Deniz. Nakliye parası olmayınca, boya badana için usta parası da vermeyince ucuza geliyor. Bir boyayı almak kaldı şimdi. Tamam, bir zahmetle hallediveriz şimdi. Ya, vallahi iyi olur oğlum. Ben de Zehra'yı yalnız bırakmamış olurum. Yanında para var mı oğlum? Var var anne. İyi. Hadi. Hadi oldu. Zehra görüşürüz. Kız Bıcırık ne yapıyorsun? Ne olsun abi? Hayırdır ya? Şişt bana bak. Ne oldu ya? Ya sonra konuşalım. Daha sonra görüşürüz. Allah Allah. Nesi var? Sorma ya. Annesiyle babasından herhalde. Niye? Boşanıyorlar. Ahmet abi ne yapıyorsun? İyiyim ben şimdi, hoş geldin. Hoş gördük. Kolay gelsin. Sağ ol. Aynen doldu. Hiç duymuyorum biliyor musun? Sesi buraya hiç gelmiyor. Çay içiyor musun çocuklar? Yok yok. Çok işlerimiz var, gideceğiz. Alacağımız olsun. Oldu ne? Sana bak. Yolda gidiyorken Ahmet anla. Senin Hatice ablayla aranda sorun mu var? Bilmediğimiz bir şey mi oluyor? Ne olacak be? Ne anlattın be? Ne anlatacağım olan anlattım.
Olanı anlatmış. Bana bak, beldeye turist gelip duruyor. Gözünü kandırır da şeytan uyup fındık kırmadın inşallah. Fındık, şeytan, benim. Tövbe tövbe. Acaba benim gözüm Hatice'den başkasını koruyor mu? Yemin et. Vallahi billahi lan. Ya benimkinde keçi inadı var. Anasına çekmiş biliyor musun? Tutturdu seni boşayacağım diye. Allah Allah. Hey ya. Nasıl? Aç. Çay istediniz. Ya tutturdu mu tutturuyor. İçmeyecek mi? Evlerinin önü Mersin, ah sular içme kadınım tersin. İpekciğim sen şarkı sözü yazmayı kolay bir şey mi sandın? Önce bir konsantre olalım değil mi? Arkadaşlar bence boşuna uğraşıyoruz. Bırakalım bu işi. Mert. Selim nerede? Görmedim bütün gün onu. Babam Nuri Başkan'ın yanındadır Aşif amca. Biliyorsunuz başkan onu hiç yanından ayırmaz. Lan gene müzik peşinde mi koşuyorsunuz? Ona bak. Buna verdiğiniz aklı üniversite sınavına vereydiniz. Şimdi adam olduydu. Vallahi ben kararımı verdim Aşif amca. Belediyeye girip çalışacağım. Sen nasıl benim ikizimsin ya? Adamın hayaline bak, sırtını babama yaslayıp geçince. E peki küçük prenses, senin planın ne? Ben Türkiye'nin en iyi modacısı olacağım. O televizyonlarda izlediğiniz artistler var ya, benim tasarımlarımı giymek için yarışacaklar. İnşallah öyle olur. Asmam çardaktan, suyu bardaktan. Kardeşim yeter artık, toparlan paramıza döner misin? Tamam ya, tamam. Tamam, iyiyim ben. Devam ederiz. Durun durun, bana ilham geldi. Asmada bir bardak su içtim. Limon yanaklarından geçti. Asmam yıkılınca canım çıktı, içim sıkıldı. Oy yarim, oy, oy. Nasıl ama? Mert bu ne ya? Ne olacak? Bekir abinin söylediği türkünün benzeri. Ben size dedim, bırakalım biz yapamayız diye. Ya Kerem yapacağız. Daha. Acaba şu kadroyu bir değiştirsek mi ya? Ne olacak başka? Bir gidip bakayım hele. Ne diye. Hey gidi ablacığım. Hey gidi ablacığım. Ablacığım uyuyamıyorsun. Ablacığım dedim uyuyamıyorsun. Uyurum da. Ya merak ettim sordum da ya. Madem uyanıksın, niçin uyumuş gibi yapıyorsun? Anlamadım ki. Benden ne istiyorsun? Aynı babamdır. Kim olacağı de. Dedem de mi böyle küserdi baba? Hem de nasıl? Bir keresinde bir küstü ki anacığıma. Tam 3 ay konuşmadılar da. 3 ay mı? 3 ay. Anladım ben. Halanızla aynı taktiği gidiyor. Ne olacak şimdi? Bir salamla küs mü ayrılacağız? Halanızla. Halanızdan küs mü ayrılacağım? Küs ayrılacağım halanızla. Olabilir mi hiç öyle şey ya? Küs ayrılabilir miyim ben halanızla? Küs ayrılırsam hakkımı helal etmem ona. Hakkımı helal etmem. Bak bak ya. Neler diye. Ben sabah barışacaktım. Barışacaktım ben sabahleyin. Allah. Benim inanç uşaklarımı sana emanet edeyim. Onların yolu açık olsun. Onların ayağına taş değdirmeyorsun. Üzüntü görmesinler. Benim canım annem.
Biliyorum beni iyi izliyorsun. Yine çok sıkıştığım bir anda yardımıma koştun ve ben sayende hayallerimi gerçekleştiriyorum. Gidiyorum diye seni terk ettim sanma sakın. Seni de beraberimde götürüyorum çünkü. Sen hep benim kalbimdesin güzel anne. Ya. Önel sen eve git. Şurayı el birliğiyle toplayalım giderim oğlum. Ya sen git eve ben hallederim. Seni bırakıp gider miyim ya? Allah Allah ya sen bunca zaman bu işleri tek başına yapmadın mı? Şimdi ben geldim. Hadi git eve. İyi madem hadi. Ya kızım ben şunları da içeri götüreyim. Madem. Ne yaptın Melahat anne hiçbir şey anlatamadım. Ne yapacaksın? Gideceğim mi görüşmeye? Mecbur gideceğim abi. E o zaman sen gitmiyorsun İngiltere'ye. Allah! Sakin ol lan, sakin ol. Gideceğim. Düşündüm, taşındım. Şimdi benim bu çalışma izni çıkana kadar ne yapacağım? Boş boş oturmayayım diye. Gider çalışırım azıcık. Nasıl yani? Şimdi benim İngiltere'de bir tane arkadaş var. Benim bu çalışma izni falan ayarlayacak. Avukatla falan görüştük. Vizesiydi, vizesiydi. Tüm bunlar para abi. E bende para yok. Ne yapayım? Hem biraz çalışır, para biriktiririm. İşte, hem de annemin gönlü olur. Nasıl yani? Ya nasıl yani? Vizeyi alınca ne olacak? E gideceğim değil mi? E git. İnatçı keçi git. İlle gideceğim. Sen beni boş ver. Sen ne yapacaksın? Hı? Ne zaman açılacaksın Zehra'ya? Bilmiyorum Deniz, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum yani. Bazen bana böyle bir bakıyor, tamam mı? Ya diyorum kesin gönlü bende var. Böyle içimden zeytinyağlar akıyor yani. E bazen de böyle bir uzaklara dalıyor. Kesin diyorum bunun gönlünde başka biri var. Bilmiyorum yani, emin olamadım. Emin olamadım açılacak. Açılamıyorum. Ne yapalım?
kadar Nuri. Uşaklarım geldi Nuri. Dur bakalım. Ula dursun. Ve familyası. Selamun aleyküm. Ver yalını öpeyim Fikret anacığım. Aleyküm selam Dursun. Hayırlı bir iş için rahatsız etmişiydik. Deme. Ka Zeynep kızımız yok muydu ki kapıyı sen açtın Fikret abla? Zeynep'in bir iş için İzmir'e gitmiştir. Ne? Nasıl? Ömer'imi de Şevket'imi de aldı peşine götürdü. Uy, ka ne dersin? Dursun, Dursun, Dursun. Oğlum, Dursun, Dursun. Oğlum, oğlum, Dursun. Dursun. Payıldı. Zeytin ağaçları çok güzel değil mi? Ne diyorsun? Adı da zeytin mi bu? Evet çok güzel mi? Ooo! Bu ne biçim yeşil? Yeşil bile değildi bu ya. Bunu bir çevir bakalım. Alo? Sinan! Yeğenim neredesin? Enişte nerede kaldınız ya? Biz de tepeye çıktık da geliyoruz Sığacık'a doğru. Ha öyle mi? Tamam ben Sığacık tabelasını orada bekliyorum. Gelince görürsünüz zaten beni. Orada orada Sinan orada gördüm. Gördük seni kapatıyorum. Kapat hele şunu kapat. Hoş geldiniz. Oy! Bu ne sıcak dur ya? Pide fırını gibi dur. Nasıl böyle enişte? Ver elini öpeyim. El öpenlerin çok olsun aslan yeğenim benim. Oy, oy, oy. Hoş geldiniz. Vay vay kuzenlerim. Özlemişim ya. Biz de biz de. Ömer'im. Sinan abi. Nasıl geçti yolculuk? İyi geçti. Azıcık bulutlu geçti. Azıcık yağmurlu, azıcık güneşli derken ellem ettik, tellem ettik. Aha da geldik. Bu nedir ya? İyi, hoş geldiniz. Sinan, burası ne kadar güzelmiş ya. Güzel değil mi? Ya siz kasabaya yerleşin, söyle sizi de bir gezdiririm. Yeğenim, şimdi sen evin işini hallettin, tamamdır. Dükkanı da hallettin da. Hallettim, hallettim enişte. Yolladığım parayı adama verdim. Anahtar bende, sıkıntı yok. Ay yaşa ya. Kimin yeğenidir? Hadi. Hadi bakalım, atlayın. Afiyet olsun. Ye. Aç ağzını. Afiyet olsun paşam. Sağ ol Melaş. Ya lan Eşrefcan. Ne diyorum oğlum ben sana? Melahat teyze diyeceksin gari. Ya aşk olsun Eşref abi ne teyzesi. Bayılıyorum ben onun Meloş demesine. Bir daha de bakayım. Meloş. Meloş. Nasılsın Melahat? İyiyim sevim sen. Geç buyur otur. Yok sağ ol dükkanı açacağım gideyim de. Ya olur mu öyle şey? Açan sonra iki lokma bir şey ye geç. İyi hadi bari bir çayınızı içeyim. Azıcık da paşamı seveyim şöyle ki bakayım sen kucağıma. Meloş. Canım. Anneannem seni sevmiyor mu? Aa lan
Nereden çıkardım şimdi bunu? Anneannen beni niye sevmiyormuş? Boş boş konuşuyor sen onun bahçen. Anneannem sana duba gibi oluvermiş dedi. Öyle mi dedi anneannen? Aman canım, sen de çocuğun lafıyla mı hareket edeceksin? Çocuklanan haberi demişler Sevim. Yalan mı söyleyecek çocuk? Vallahi yalan demedim. Biliyorum ben. Lan. Sen de aldın ama acım. Benim belim ağrıyor ya. İlaç alıyorum ben, ondan kilo alıyorum. Sen de benim arkamdan mı konuşun? Ayıp oluyor Eşref abinin yanında. Ya Melahçığım, aldın mı sen ona ya? Eşrefcan, sen de bak kuru yere ot dökme. He mi? Ama çocuğun ne suçu var? İlaçlara bahane buluyorsun da bir bağ üzümü yedin de ondan ol. Kız 25 sene oldu, hala mı o üzümün lafını ediyorsun sen ya? Aa, ilaç daha içtim, kilolar al. Ay sabah sabah. Afiyet olsun size, çok teşekkür ediyorum. Paşam benim, al çocuğu çekeceğim. Ne dedim ki şimdi ben sana? Ne dedin ki, sen çok iyi biliyorsun. Yani var ya. Güle güle, güle güle. 5 sene önce bahçesinden 2 salkım üzüm aldık diye konuşup duruyor ya. Sabahımın bereketini kaçırıyor ya. Şurayı döndük mü geliyoruz. Ha. Nereye? Ha, şu tarafa. Şuradan, şuradan, şuradan. Ha. Abi, ha. Gel, 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 gel. Aa, bak, bak, görüyor musun? Bak, bak. Şurası işte. Vay vay Sinancığım. Selamun aleyküm. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Baba, işçiler gelmiş bile. Ne sandın kızım? Fırtına Şevket ister de işçiler gelmez mi ya? En az 100 kere uyardım ha, sakın geç kalmayın diye. Aferin uşağım sana. Kimin yeğenisin sen? Ya Sinan'ım, bir tabela yaptırtmıştım. Nerede dur? Burada tabela. Çevirin hemen. Ha, bunu bir çevirin bakayım. Fırtına Şevket'in muhlaması. O sonundaki ığının üstüne iyi koyacaksınız da. Hemen düzeltiriz. Hiç sorun değil eniştem. Baba hemen asacak mıyız? Geç bile kaldı kızım. Asacağız tabii ya. Aa, bu ne güzel tabela dur ya böyle. Kaldır bakayım birazcık havaya. Sinancığım, sen de yalı kavağı gibi dikilme bakayım. Topla bakayım bizimkileri. Hadi kızım Zeynep, Ömer. Eve gidin de evi yerleştirin de çocuklar ya. Tamam enişte. Hadi, hadi gelin. Hadi, hadi görüşürüz. Kolay gelsin Zeyda. Hadi bakayım, tam ortasına bir yapıştırın bakayım. Öbür ucunu da bir takım bakayım. Zehra, abla. Allah utandırmasın. Vatanıma, milletime, Karadeniz'ime, Rize Spor'a hayırlı uğurlu olsun. Beyefendi, hayırdır? Efendim? Hayırdır diyorum. Hayırdır hanımefendi? Hayırdır? Açın bakayım şu kapıyı. Ha, bunun sivasını, elektrik tesisatını, boyasını, bilmem nesini, kılını, tüyünü hemen yanında tezgah yapacaksınız da ustacığım, değil mi? Evet. Ya çok büyük bir açılış yapacağım da. Ne diyor? Açılış yapacağım dedi abla. Siz geçin bakayım içeri şimdi, başlayın da işe. Beyefendi bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne? Bunlar kim? Nereden geldiniz? Kim bu? Yani siz kimsiniz? Ya affedersiniz hanımefendi. Ben kendimi tanıtmayı unuttum. Benim adım Şevket'tir ya. Fırtına Şevket'tenler daha. Şevket gergin oldu da ya. Karadeniz'in en mühim aşçılarından biriyim. Yani ben demiyorum, arkadaşlar öyle söyledikleri için ben de size söyledim. Karadeniz'in yemeklerini yapmak için size ta 20 saatlik yoldan aktım geldim ya.
Seray, sen bana bir şey deme, dur. Adam abla. Melahat abla değil mi o gele? Ay bak, buyurun cenaze namazı. Ben sonra salmayaydım, arsa iş için. Nerede o? Almanya'da. Sen benim kimi sordun mu, nereden biliyorsun da Almanya'da diyorsun? Ha? Sen bu tablayı tek başına mı oynuyorsun? Sineklerle mi oynuyorsun? Sedat! Çık ben dışarı. Çık ortaya Sedat! Melahat abla çıkacağım ama. Can güvenliğim var mı? Lan çıldırtma beni. Deve kuşu gibi sokmuşsun, kafa yoruyor. Görüyorum seni, çık dışarı. Sallama mendil falan, çık diyorum. Ben de gidiverem. Dükkan boş kaldı. Otur lan, nereye gidiyorsun sen de yastık kafalı? Her şeyi dinleyeceksin, her şeye şahit olacaksın. Gel buraya. Abla bak, bir dinle beni. Neyi dinleyeceğim lan ben? Neyi dinleyeceğim? Geçiriverim mi senin kafanı bunu ben? Hani bu dükkan benim de. Hani bu dükkan senin abla diyordun. Öyleydi zaten. Yok, Sinan efendi daha ki iş bozulacak adam. Ne Sinan'ı be? Ya Sinan. Mal sahibinin numarasını buluvermiş. İkisi konuşmuş, anlaşmışlar. Parayı da ödeyivermiş. Mal sahibi de benim gönderdiğim adam zannetmiş. Ondan sonra da iletişim bozukluğundan. Çağımızın hastalığı ama. Bana bak, beni delirtme çağımızın hastalığı diye. Şifa bulma inşallah. Ne biçim emlakçısın sen? Sen bana demedin mi? Abla ben adamla konuştum. Dükkan senin demedin mi? Ben buraya geldim. Sana dedim ki bak dedim Sedat dedim. Ben sana kaporu vereyim dedim. Ben dedim oturalım dedim, kontrat yapalım dedim. Sen bana ne dedin? Yok abla, o iş bende abla. Sen merak etme abla. Hindi olmaz abla. Hindi olmaz abla. Ne oldu hindi? Hindi ne oldu? Abla bak vallahi yemin billah ediyorum sana. İstiyorsan Sinan'ın yanına gidiverem. Ya abi etmedim derse anahtarı veririm sana. Ne yapacak ben senin anahtarını ya? Bu saatten sonra ben oturacağım, emlakçılık mı yapacağım? Senin gibi insanın hayalleriyle mi oynayacağım? Kara vicdanlı, sırtlan suratlı. Yazıklar olsun. Yastık kafalı. Ne kadar güzel bir kasaba burası Sinan. Güzeldir. Tatil köyü yakın mı? Evet. Piru fotoğrafları yolladı bana. Yakınmış. Bakalım evi de beğenecek misiniz? Yalnız bir şey söyleyeyim. Bahçeye bakan o da benim ha. Tamam, tamam zeytiniz. Hayırdır, neye baktın? Neyi çektin ya? Evi çektim. Bahçesi çok güzeldi de. Ne oldu be? Bir şey yok. Ben hallettim. O fotoğrafını çektiğine Melahat ablanın evi. O da lokantacıdır. Bizim Şevket eniştenin dükkanı var ya, onun hemen karşısındaki yer. Adı Enginay Kalbi. O Şirin dükkanı. Tabii. Buranın en meşhur yeri orasıdır. Zağacığa gelen herkes mutlaka Melahat ablanın Enginay Kalbi'nde bir yemek yer. O zaman babam bunu duymasın. Vallahi kendini rakip görür, önünü alamayız biz bu iş. Nasıl? Güzel değil mi? Yani güzel de biraz şey gibi ya. Ne gibi? Bakımsız. Mis gibi ev be. Kasabanın en güzel evi burası. Bunun dengi var ya, bir belediye başkanında var yani. Bunun bayağı işi var ha. Ömer asma şu suratını. Bahçeyi falan temizledik ki mis gibi olacak işte. Tabii canım, mimar olan sensin yani. Ona göre bir şeyler yaparsın değil mi? O kadar okudun. Boşa değil yani. Ben şu eşyaları getireyim, siz bakın. Birileri taşınıyorlar. Kim ki bunlar? Ben şu bahçede neler yazarsın var ya. Ömer, bak babam gelince falan ne olur yani suratını asma lütfen. Bak ben babamın dilinden gerçekten kurtulamam. Ne olur beni seviyorsan ablacığım ya. Seni seviyorum. Abla seviyorum tabii ya, o nasıl söz? Sihirli cümleyi söyledim, beni bitirdin bak. O kızla oğlan beraber mi yaşayacaklar? Anaları kim ki bunlar? Tamam, onu bana ver. Bunu sen al. Anlaştık. Ne var Eda? Tamam kızım, geliyor. Ay, bir rahat bırakmıyorlar. Bir şey de bensiz yapıverin.
zaman seceresini öğrenirim. Öğrenirim. Yoksa öğrenmezsem ortamda çat diye çatlayıvereceğim. Buyurun. Helal Hanım. Benim börülcem gelmedi hala. Geldi sizin börülceniz. Afiyet olsun. Sizden sipariş almayacak mısınız? Zehracığım, bir siparişi alabilir misin? Ben alıyorum. Ne istiyorsunuz? Siz de çok alıyorum. Hemen getiriyorum şimdi, hemen. Hadi bakayım ya. Ustacığım, hadi şu dükkanın duvarını bir yıkın da bir şeklini şemalini görelim. İndir şu duvarı. Ne yaptın ya? Çok özür dilerim, affedersiniz. Çok özür dilerim. Beyefendi! Daha kuvvetli vursana ustacığım. Beyefendi, beyefendi! Kime diyorum ben ki beyefendi? Buyurun hanımefendi. Bir şey mi istediniz? Bir şey istedim, evet. Elimin körünü istedim. Efendim anlayamadım. Sen ne yapıyorsun ya? Uğlama yapıyorum. Allah'ım yarabbim ya! Ne diyecektim? Ya merak mı ettim? Ya bu dükkanı ben bir bitireyim. Bu kasabanın en güzel dükkanı olacak da. Bize dükkan olacakmış. Ayıp olma mı senin bu yaptığın? Görmüyor musun benim burada bir sürü müşterim var? Toz toprak içinde bıraktım milleti. Allah daha çok versin ya size. Bizim kimsenin kazancında gözümüz yoktur. Yanlış anlaşılmaz. Ben bunu yanlış anlarım. Ben bunu yanlış anlarım. Sen böyle yapmasan benim müşterilerim burada huzur içinde yemek yiyeceklerdi. Sabahın köründe geldik, bunu zaten astım buraya. Benim bütün asaplarımı yerinden oynattık. Ondan sonra diyor ki 20 saatte geldim, 20 saatte geldim. Ne etseydim ya? 25 saatte mi gelseydim? Direksiyondaydım da ya. Bana fırtına şevket derler. Aman yarabbim, sen bana bir sabır ver ya. Yeter kardeşim. Biz buraya yemek yemeye mi geldik, toz yemeye mi? Hesabı da karşı tarafta mı zaten? Kafamı şişti ya. Haklısınız, çok özür dilerim. Bakmayın gerçekten. Sosyal medyada paylaşacağım bunu. Artık siz düşünün nasıl düzeltirsiniz. Ya lütfen paylaşma. Gördün mü yaptığını? Senin sosyal medyanın ne olduğunu biliyor musun? Bak gidiyor, yazma. Ya bir dakika durun lütfen. Bak çok rica ediyorum. Lütfen ya. Ay bak şimdi yaptığına ya. İyi misin? Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Sosyal medyanın bende kralı var. Aha. Aha da ya. Ben bu gerilime daha fazla dayanamayacağım. Ay abla. Buyurun ışıklar. Gelin de. Girin bakayım. Böyle bir horonla açılış yapalım da ya. Hadi bakalım. Zehra. Abla. Melahat ablanın siparişi hazır. Heh. Abla hesaplayıver de ben gideyim. İyi günler. İyi günler. Sen yeni misin buralarda? Evet. Hangi pansiyonda kalıyorsunuz? Yok, pansiyon değil. Biz yeni taşındık. İyi yaptınız. Adın ne senin? Zeynep. Ben de Hacı. Bu da Deniz. Bizim oğlan sayılı. Merhaba. Merhaba. Buyur. Bir kilo domates, bir kilo kabak, 3-4 tane biber, 2 demet de maydanoz. İlk günden de misafire yok denmez ama maydanoz bitti be kızım. Yapmayın ya. Vallahi 15 demet getirdiydim. Hepsini Deniz aldı. Tamam tamam, sorun değil. Ben vereyim bir tane. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ben Deniz? İyi, iyi, iyi abi, sen ne yapıyorsun? Ne istiyorsun lan? Seni istiyorum baby'si. Başka ne isteyeceğim? Vay ya, çiçekliği aldım. Kapısında yattım. Ulan gene kâr etmedi Deniz. Gene kâr etmedi ben. O iş bitti. Benim tepemin tasını attı ama. Yürü git. Müşteri var zaten, görmüyor musun? Ben çorbalarımı alayım mı artık? Pardon. Bu İbo. Hacı sormadan nasıl yaşar acaba? Zor. Benim borcum ne kadar? Bu borçluğa ödenir de. Gönül borcu ödenmez. Benim vay ya derdim. Dağları aşar, dağları. Leng, leng bas git. Abla, abla. Abi hadi sen dükkana gidiver, hadi. Git, git. Nereye gideyim ben? Ben akşam olmadan hiçbir yere gitmem. Leng. Pardon, ben gerçekten artık poşetlerimi alıp gidebilir miyim? Abla şu benim hesabı çıkarıver, ben de gideceğim. Ya tamam, bir dakika. Ya bir dakika, bir dakika. Lütfen bir dakika. Bir dakika. Seninle
Bir dakika. Mutluluğun ta kendisidir bebisi. Diyor. Mutluluk. Ben şimdi senin kafan kırınca görsün mutluluğu. Yeter! Ne vardı? Efendim, size karşı bir maruzatım vardı. Beni bir dinleyin bakayım. Neymiş? Duymuşsunuzdur. Burayı ben Karadeniz restoranı edeceğim. Yani diyorum ki muhlamadır, hamsili pilavdır, hamsili ekmektir. Hamsunun bizzat kendisidir, tuşu kavurmasıdır. Derken... Kasabanın en meşhur restoranı edeceğiz burayı. Zeyra, duydun mu? Duyuyorum abla. Burası Ege, Ege. Haritada nereye düştüğünü biliyor musun sen? Kim yesin senin turşu kavurmanı burada ya? Ben de onu diyorum. Millet inek midir? Bıkmıştır da ot yemekten. Yani şimdi koskoca Fırtına Şevket senin yamacına tüken açmış. Sen sanıyor musun ki millet gelecek gene senin otlarını tıkınacak? Olacak şey değil de Melahat'ım. Acık kafanı kullan da ya. Yanlış anlama da. Sen bu tükeni kapat. Bana bak beyefendi. Sen bir lafını bil de konuş. Sen dağdan geldin, bağdakini mi kovuyorsun? Ha? Oo ablam, tanıştın mı Şevket eniştem? Oo, tanıştım Şevket eniştenle, evet. Ben de gökte arıyordum, seni yerde buldum. Kendi ayaklarınla geldin. Botların nerede? Sinan, sen benim için çok büyük bir hayal kırıklığısın, çok. Ben diyorum ki, ben seninle bu Şevket enişteni öldürüverenle günün sevabını işleyiverem, ne dersin, ha? Ne var Firo? O ne ses kızım ya? Hiç, yani öyle beni ıslattılar da Ege'ye hoş geldin diye. Hadi ya, ne oldu? Önemli değil, anlatırım sonra. Ne oldu, sen niye aradın? Ya ben şantiyedeyim de Vedat Bey seni hemen çağırıyor. Hemen mi? Sen benim halimi bir görsen benim halimi. Tamam, ben eve gidiyorum, toparlanıyorum, geliyorum. Tamam, buluşuruz. Ya. Ya ablam, ablaların en güzeli. Bak vallahi bilmiyordum senin o dükkanı istediğini. Ekmek kuran çarpsın gibi bilmiyordum. Yemin etme lan, gerçekten çarpılacaksın ha. Ya vallahi bak, enişten dükkan bul dedi. Ben de işte hem arkadaş olursunuz, hem birbirinize kol kanat gerersiniz falan. Öyle düşündüm ya. Nasıl geldik bilemez, tahayyül edemezsin yani. Birbirimizi geldik, sinirlerimizi geldik, tepki bir gerildik. Senden çok rica ediyorum. Turist kafilesi dışında sen beni düşürmesin artık, olur mu? Thank you.
Almış mı? Güzel. Ama bence saçını açalım. Aç aç. Şimdi? Şimdi sığacık düşünsün. Şans tepeceğim. Hadi bol şans. Hadi görüşürüz. Ya sen Yıldırım ve Lars Ustası değil misin? Kim senin elini su dökecek? Hem Ege'nin ortasında Karadeniz lokantasını kim ne yapsın anne? Sakin. Ya nasıl sakin olayım oğlum ya? Görür musun sabahtan beri nasıl sinir ediyor beni ya? Anne. Biz seninle nelerin üstesinden geldik? Ha? Kimse bizi yıkamaz. Karadenizli mi yıkacak? Ama ben dükkanı büyütecektim. Ben asma sardıracaktım. O kadar ben masalarımı bile... Ne siparişini verdik. Dükkan bize yeter. Sen benim dükkanımı okut bunu. Şimdi ben de çalışacağım. Senle ben birlikte Derya'yı okutacağız da. İnşallah. İşe alındım. Ay kuzum. Ay çok şükür. Ay yavrum. Bak gördün mü emeklerinin karşılığını alıyorsun işte böyle. Aferin oğlum benim. Hadi ben kapatıyorum, işim var benim. Hadi. Tamam annem, tamam. Kapıyı kapatıp birini açarsın. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun. Bir şekil doğal. Nasıl söyleyeceksin gideceğini? Aferin sana Deniz. Üzmeyeceğim diye resmen şey gibi. Çok memnun oldum Zeynep Hanım. Ben de Vedat Bey. Görüşmek üzere. Cüzdanalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada da bir hoş geldin İstanbul'u istemiyorum. Merak etme. Bizim buraların havası çok çabuk kurutur. Bak, kuruyuvermiş işte. Ne oluyor ya? Siz tanışıyor musunuz? Bana hoş geldiniz seremonisini hazırlayan beyefendi burada. Deniz ben. Ben de Firuza. Bu da arkadaşım Zeynep. Biz tanışıyoruz zaten. Sen burada ne yapıyorsun? Mühendis olarak işe girdim. Biz de mimarız. İş arkadaşıyız demek. Öyle olacak galiba. Madem iş arkadaşıyız, bir kahve içelim mi? Olur. Hadi ne duruyorsunuz burada?
Şşt lan. Ver bana. Sen içine bak, ben götüreceğim. Şekerli. Benim. Buyur bakayım. Siz yeni taşınıyorsunuz değil mi buraya? Evet. Nereden geldiniz? Rize'den. Rize'den mi? Bu bedeniz. Siz kardeş misiniz? Yok, biz arkadaşız. Sen de mi Rize'den geldin? Yok, ben İzmir'den geliyorum. Sevim teyze, şöyle temelli gözlerinde bir ışık tutuver de tam olsun. Sus lan. Merak etmeydim. Siz geçen gün taşınıyordunuz, ben sizi gördüm. Yanınıza gelecektim, biliyor musun? Vallahi gelecektim. Sevim teyze, sorunun sırası mı şimdi? Sonra konuşuruz. Ben merak etmeydim. Tamam, ben anlatacağım sana sonra merak ettiklerini. Tamam, bir kahvemizi içelim. Tamam o zaman. Hadi bakalım, afiyet olsun. Teşekkürler. Bu ne ya? Ben bezdim de, vallahi bezdim. Şimdi buralarda herkes birbirini tanır. Küçük yer ya. Siz de dışarıdan gelince merak etmişlerdir. Rize'den ha? Sen devraldın şimdi. Sen yapıyorsun sorguyu. Olur, tamam. Yok be ya, sorgu morgu yok. Açık muhabbet edelim diye. Ben bir lavaboya gideceğim. Ha, içeride solda. Teşekkürler. Sence hangisi? Bence Esmer olan sevgilisi. Muhabbetine de doyum olmuyormuş. Konuşturmuyorum ki. Sen hangi okula gittin? Nerede okudun? Kuşlar Sarayı'yla değil mi yani? Sorgu sırası sende. Aynen. Deniz abi. Ne var lan? Sen askerden geldin ya. Evet. İşe de girdin. He. Askerlik zor muydu? Gidince göreceksin. Peki iş zor mu? Onu daha bilmiyorum ki. Yeni başlayacağım. Peki sen şimdi maaş da alacaksın değil mi? Şerataya bak ya. Para mı lazım? Yok. Bu kızla mı evleneceksin? Ne alakası var canım? Ne alakası? Bununla mı evleneceğim ben? Oğlum ne diyorsun lan sen? Hadi yürü git. Yalnız biraz sinirli galiba. Ben hiç değilim. Hiç. Biraz. Galiba. Senin işin gücü yok mu? Yok. Git annenin yanına. Yürü, yürü. Yürü annenin yanına. Koş. Çocuk işte. Ha, çocuk. Çocuk yani. Bir aklına seni söyleyiveriyor. Aynen. Yamaçlı vadileri, dumanlı dağları, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri. Ay benim bananı yediğim o memleketi. Kendi ayrı güzel, televizyonda ayrı güzel. Demin olmuşam. Benim güzel topraklarım, benim güzel vatanım. Sana fırıldak uşağım, dayanamayın değil mi? Arayışsın. Çok arayacaksın sen. Doğma büyüme Karadenizli olan açan Karadeniz'de ölecek olan deli Fikret'in telefonu. Buyurun. Fikret ablacığım, nasıl özlemişim ha bu bülbül sesini. Nasılsın ablacığım? Ya inadı bırak da kalk gel ha buraya. Ha bugün açılış edeceğim şanlı şöhretli. Açan sen olmadıktan sonra, hep birlik olmadıktan sonra ne anlamı var ki? Ablacığım. He de ilk uçağa biletini alayım, uçurayım da seni ha buraya. Gelmiyorum, kapattım. Uy, kayışlarım yandı. Kolay gelsin efendim. Oy, hayırlı sabahlar esnaf kardeşlerim. Hayırlı sabahlar Şevket Bey. Uy, o bey nedir ya? Kimin beyidir? Ha buraya komşuyuz. Şevket diyeceksin. Maksimum Şevket abi diyebilirsin. Şevket abi. Günaydın. Ben de İbo. Kasap İbo. Memnun oldum İbo. Bana bakın millet. Bugün şanlı şöhretli bir açılış edeceğim.
Çoluk, çocuk, yaşlı, erkek, kadın, madın herkesi buraya toplayacağız. Size Karadeniz yemekleri pişireceğiz. Bir Karadeniz yemeklerinin tadına bakın ha. Ama dikkat edin, alışkanlık yapabilir. İbo, seninle bir şey konuşacağım. Buyur abi. Ne vereyim abime en güzel yerinde? Et almayacağım. Hayvanın kendisini götüreceğim. Nasıl yani? Açılış edeceğim da ne edeyim İbo? Acık hızlı hızlı. Tamam, yetiştiririz abi. Şimdi karar veremedim. Koyun kessem az kalacak. Deve keseyim desem fazla kalacak. Şimdi sen bana böyle güzel bir kurbanlık ayarla. Ya şimdi bak, o benim işim Şevket abi. Şimdi sen anladığım kadarıyla gösterişli bir adamsın. Acık öyle. Anladığım kadarıyla yedirme içirmeyi de seviyor. Aynen dediğin gibi. Şimdi nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? En iyisi sen bana böyle bir koç ayarla ama mesul olsun. Bir koç? Yeter mi? Yetmez mi diyorsun? Öyleyse iki koç olsun. Ha? Ama mesul olacak. Tamam, hallederiz. Bu acık da süsleyeceksin ben. Sen merak etme, ben onu gelenle kız gibi ederim. Hayır. Ya böyle başına kurdelalar falan böyle kırmızı kırmızı. Ne diyorsun? Kırmızı nedir? Mavi yeşil olacak İbo. Rize Spor. Dünya kupasına katılacağız bir gün. Hadi bakalım hızlı hızlı ha. Senden haber bekliyorum. Nasıl? Hadi bakalım. Haydi esnaf kardeşler, görüşeceğiz. Ah benim ablacığım. Oy benim ablacığım. Kalksaydın gelseydin de abi kardeşinin bu şanlı şöhretli açılışını görseydin. Rize sporlu koçları saysaydın ne olur sen. Ne olur. Anne limon versene bana. Yok kızım limon bimon. Ay ne bağırıyorsun ya? Anne, ne olursun yapma ya. Bak kendini harap ettin günlerdir. Deniz, sen de üstüme gelme oğlum. Bak gözümün içine, bak ha, bak ha, adamlar açılış yapıyorlar burada. Tam da rezervasyonlu müşterinin gelecek. Ya bize ne el alemin açılışında? Bırak yapsınlar, biz kendi dükkanımıza bakacağız. Çok da gürültü yapmasalar bari ya. Yok be anam, gürültü dediğin ne olacak sanki? İşte böyle hafif bir müzik açılış eğlencesi için. Olacağı kadar. Yani abla, horon tepecek halleri yok herhalde değil mi? Hadi daha acık sesini aç bakayım abunun Ömerciğim. Aç sesini de coşalım. Oy İbo. Evet abi. Oy İbocuğum. Oy oy kurban olsun. Abunlar ne kadar güzel. O benim canım. Ya İbo hayır yaşa. Abi tarafa götür bakar. Acık açtın değil mi sesini? İçin kıpırdamayasınız. Hadi da hep beraber ya. Oo, Nuri Başkanım. Hayırlı, uğurlu olsun. Hoş geldin Sayın Nuri Başkanım ya. Çok güzel olmuş. Sağ olasın, sağ olasın. Fırtına Şevket'in mutlaması. Müsaadenle. Ne demek başkanım? Arkadaşlar, sessizliği sağlayalım. Başkanım konuşacak. Buyurun başkanım. Sevgili Sığacıklı'la, bugün burada kasabamıza yeni teşrif etmiş olan Şevket kardeşimizin en mutlu günü için buradayız. Bravo. 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 Kasabamız bundan gari yeni bir lezzet, yeni bir tat olacak. O da Karadeniz mutfağı. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Başkanım, yaşa Nuri başkanım. Bravo başkanım. Bravo. Neredesiniz ekip abi? Gelin daha çabuk. Ha bu da bizim müziğimizdir. Ay kurban oldu. Oo temelli dozuttu bunu. Eyvah. Abla, horon tepiyorlar. Tepiyorlar. Vallahi tepiyorlar. Görüyorum. Melahat Hanım, bu ne rezalet canım? Ben böyle bir şey görmedim. Burası hiç böyle değildi. Yettin ya
bari. Dükkana bakarak o. Dükkana bakarak o. Anne. Yeter be, yeter. Susun be. Ah. Yettin ya. Hayırdır Melahat Hanım? Ne oldu? Kıskançlıktan çatladın mı? Senin neyini kıskanacak ben ya? Şevket'i bostan. Hı? Adam gibi dükkanını sessiz, sedasız, efendi efendi açacaksan, aç açmayacaksan vallahi billahi yıkarım bu dükkan senin başına. Ya sakin ama yani. Neyin sakin olacağım başkan ya? Ayrıca seninle de sonra konuşacağım ben. Bak benim müşterilerim rahatsız oldu, kaçıyor hepsi ya. Bir şey yapmayacak mı? Ben ne yapabilirim? Açılış yapıyor, adam da kutluyor. Ne yapsın mutlu? Melahat Hanımcığım, Nuri Başkan'ın doğru söyleyeyim. Hem sizin müşteriler nereye kaçıyor? Gelsinler benim dükkana da, biz de yemek serbest duruyor. Ben deli edeyim, sen ne pişkin adamsın ya. Pişkin dediniz, bakın aklıma ne geldi. Hop! Abi hamsi kuşunu tadına bakmadan mı yiyeceksin? Bir tadına bakın. Abi dünyada böyle bir şey yememişsin. Allah'ım ben sana ne yaptım da sen beni bundan sınıyorsun ya? Çek o nimeti benim gözümün önünde ya. Ay kalp krizi geçireceğim şimdi gel sinirden ya. Bunun dibine sokmuş balığı. Yapalım şöyle. Yat. Hadi bakalım. Kusura bakmayın anne. Tamam, Nuri Başkan, kıskançlıktan oluyor böyle şeyler. Önemli değil o. Hadi baba. Ya şimdi belediyemizin başkanı buradayken bize düşmez. Daha çok. Yok, estağfurullah canım. Yani ama o kadar ısrar ediyorsanız tabii yapalım tabii. Yani biz de geldik, ha bu kasabaya girdik. Bu kasabanın bir insanı olduk. Belediye başkanımız da bizim açılışımızı yapsın. Hadi bakalım, o zaman zaten hepimize faydası olacak bir yer burası. Haliyle herkesin kısmeti de kendinedir. Aslında onun için de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bismillah'la keselim değil mi? Hadi bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi da. Uy. Kızım gel bakayım buraya. Gel dedim ya. Ya gel. Gelsin mi? Gelsin, gelsin. Gelsin mi? Gelsin, gelsin. Gelsin mi? Gelsin, gelsin. Eller beraber. Beraber, beraber. Kolları beraber. Beraber, beraber. Beraber, beraber. Hey, hey. Ne olur kusura bakmayın, yemekler bizden olacak, tamam? Ağlayacağım, sinirimden ya. Ağlayın ya. Abone abone ya, getirdim daha. Abone ya, çekme ya.